Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun temelli bir öğrenme ortamı olan özellikle öğretmenlerin, üniversite hocalarının kullanabileceği bir web uygulamasından bahsedeceğim. Arkadaşlar uygulamanın adı Kahoot. Kahoot arkadaşlar çoktan seçmeli soru hazırlama web uygulamasıdır. Kahoot ile özellikle eğlenceli, öğrencilerle etkileşimli, işbirlikli bir sınıf ortamı yaratmak istiyorsak Kahoot uygulaması burada işimize çok yarıyor. Ve formative assessment dediğimiz biçimlendirmeci değerlendirme açısından da arkadaşlar çok yararlı bir uygulama. Bu uygulamayla arkadaşlar biraz sonra göstereceğim. Soruları hazırladıktan sonra testin bir kodu veriliyor. Bu testin kodunu sınıftaki öğrenciler ile paylaşarak öğrencilerin yanıtlarını alabiliyoruz. Arkadaşlar hemen uygulamayı göstermek istiyorum. Google'dan Kahoot yazdığımız zaman gördüğünüz gibi hemen ulaşıyoruz. Burada arkadaşlar iki seçenek çıkıyor. İki adres çıkıyor daha doğrusu. Kahoot.it diye bir adres. Diğeri de arkadaşlar Kahoot.com. Bunları hemen göstereyim size kısaca. Örneğin şurada gördüğünüz gibi Enter Game Pin Here diyor. Burada arkadaşlar daha önce oluşturulan testin kodunu girerek hemen teste ulaşıyorsunuz. Bunu daha çok öğrenciler kullanıyor bu adresi arkadaşlar. Burada da arkadaşlar kayıt olma ve soru hazırlama sayfası olarak geçiyor. Şimdi ben arkadaşlar ikisini de göstereyim. Sağ tıkladım buradaki adrese. Bakın gördüğünüz gibi benden oyun kodunu istiyor. Dolayısıyla öğrenciler oyun kodunu buradan girerek hemen teste ulaşıyorlar. Bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer adrese geldim. Kahoot.com. Buna tıklıyorum. Evet, tıkladıktan sonra arkadaşlar Kahoot uygulamasının web arayüzüne gördüğünüz gibi ulaşıyorum. Burada tabii bu uygulama arkadaşlar İngilizce. Yani biz bunu Edmodo'da olduğu gibi maalesef Türkçe'ye çeviremiyoruz. Yani Türkçe desteği bunun yok arkadaşlar. Dolayısıyla İngilizcesi iyi olan arkadaşlar, hatta çok da iyi olmasına gerek yok, bu uygulamayı kullanabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce kayıt yapacağız. Sonra da giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi Sign Up ve Login diye iki seçenek var. Sign Up kısmı hemen tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kayıt olma ekranına ulaşıyorum. Burada öğretmen olarak, öğrenci olarak, sosyal olarak ve iş amaçlı bir hesap oluşturabiliyoruz. Burada mesela as a teacher dediğimiz zaman arkadaşlar mevcut Google hesabınız varsa buradan kayıt olabiliyorsunuz veya Microsoft hesabınız varsa buradan kayıt olabiliyorsunuz. Geri geliyorum arkadaşlar. Tabii ben burada daha önce kayıt olduğum için hemen burada tekrar ana sayfaya geliyorum. Şuradan login diyorum arkadaşlar. Login dedikten sonra hemen Gmail hesabımla bu uygulamaya erişiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gmail hesabımla uygulamaya eriştim. Burada gördüğünüz gibi uygulamanın içine girdiğimiz zaman arkadaşlar ilk dikkat çeken nokta daha önce hazırlanan kullanıcılar tarafından daha önce hazırlanan soruları, testleri buradan görebiliyoruz. Mesela herhangi birine gireyim arkadaşlar. Şuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan Play via Challenge diyerek bunu oynayabiliyorum. Arkadaşlar bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi soruları görebiliyorum. Mesela şu sorunun bakın üstüne tıkladığım zaman seçeneklerini ve doğru olan seçeneği buradan görebiliyorum. Bir diğer nokta arkadaşlar burada tabi gördüğünüz gibi create kısmı var, home kısmı var, discover kısmı var. Discover'dan mevcut dediğim gibi kendiniz arama yaparak dersinize ve konunuza yönelik olarak testleri görebiliyorsunuz. Burada report kısmı da arkadaşlar yaptığınız testler varsa onların sonuçlarını buradan görebiliyorsunuz. Home kısmında da ana sayfa kısmı zaten arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ben şimdi yeni bir uygulama yapacağım. Yeni bir soru hazırlayacağım. Bunun için arkadaşlar create kısmına geliyorum. Create diyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi 3 seçenek var. Quiz, Jumble ve Survey şeklinde.
Quiz test bildiğimiz test arkadaşlar, Jumble arkadaşlar, sürükle bırak yöntemiyle yapılan test arkadaşlar. Survey'de anket arkadaşlar. Ben burada hemen quiz yapmak istiyorum ve quiz seçeneğine create new seçeneğine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi o ekrana ulaşıyorum. Şimdi burada arkadaşlar hemen testin ismini söylüyorum. Title olarak bilgisayar diyorum. Description kısmında bu konuyla ilgili, testle ilgili ufak bir bilgi verebiliyorsunuz. Mesela donanım ve yazılım ile ilgili test diyorum arkadaşlar. Burada location'ı MyKahoot, görünürlüğünü sadece size ve herkese yapabiliyorsunuz. Burada tabi öğrencilerle paylaşacağımız için everyone diyoruz. Dilinde arkadaşlar buradan Türkçe seçebiliyoruz. Burada da arkadaşlar bir video varsa video paylaşabiliyoruz veya başka kaynaklarımız varsa buradan paylaşabiliyoruz. Ve arkadaşlar bu testle ilgili de aynı zamanda şuradan bir resim ekleyebiliyoruz. Var olan kütüphaneden bir resim ekleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra OK, Go diyerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen başlık ve kısa bir açıklamasını gördüm. Burada gördüğünüz gibi add question diyerek artık soru sorma ekranına, soru ekleme ekranına geliyorum. Add question diyorum ve ilk sorumu yazıyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar donanım aracı değildir diyorum. Burada süreyi 20 saniye. Ve arkadaşlar ödül seçeneği var. Ödül vermek istiyorsanız yes veya no diyebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi answer 1, answer 2 diye 4 seçenek var. 4 seçenekli bir test hazırlıyoruz. Seçenekleri yazıyorum arkadaşlar. İşletim sistemi diyeyim. Burayı da arkadaşlar hard disk diyeyim. Şuraya da RAM diyeyim. Şuraya da arkadaşlar ne diyeyim? Ethernet kartı. Evet arkadaşlar, seçeneklerimi yazdım. Şuradan next diyerek, pardon, evet hemen uyarı verdi. Neyi unuttuk arkadaşlar? Doğru seçeneği işaretlemeyi unuttuk. Doğru seçeneği işaretlememi istiyor. Ben de buradan doğru seçenek olan hangisi işletim sistemi diyorum ve next diyerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk sorum eklendi. Burada eklendikten sonra arkadaşlar soruyu buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bir kopyasını oluşturabiliyorsunuz ve buradan silebiliyorsunuz. Buradan da yine süresini ayarlayabiliyorsunuz. Add question diyorum. İkinci soruyu ekliyorum. Bu sefer de arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi yazılım aracı bir yazılım değildir diyeyim. Bir yazılım değildir. Yine süre bu şekilde kalsın. Seçenek olarak da arkadaşlar Microsoft Word diyeyim. İkinci seçenek olarak Adobe Animate diyeyim. Şuraya da yanlış bir seçenek diyeyim. Hard disk diyeyim. Şurada da arkadaşlar ne olsun? İşletim sistemi diyeyim. Evet, bunları şıkları yazdıktan sonra seçeneğimi, doğru seçeneğimi işaretliyorum. İşaretledikten sonra next diyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci sorum eklenmiş oldu. İstediğiniz kadar soru ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bitirdikten sonra şuradan save diyerek gördüğünüz gibi ne yaptım arkadaşlar? Kaydetmiş oldum. Şurada arkadaşlar tabii 4 seçenek veriyor bize. Tekrar bunu düzenleyebiliyoruz. Edit it kısmından. Preview it denilen arkadaşlar tekrar görebiliyorum. Buradan gördüğünüz gibi şuradan tıklayarak ön izleme yapabiliyorum. Burada arkadaşlar play it diyebiliyoruz ve share it. Share it kısmına da paylaşabiliyoruz. Farklı sosyal medya ortamlarında paylaşabiliyoruz bunu. Play it dediğimiz zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi. Yüklendikten sonra arkadaşlar player seçeneğini işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an testim hazır. Testim hazırlandıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere bana bir kod verdi. Bu kodu arkadaşlar öğrencilerle paylaştıktan
yaptıktan sonra öğrenciler bu kodu girerek soruları cevaplayabiliyorlar. Evet arkadaşlar, bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde bir de öğrenci ekranını göreceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.